Merhaba arkadaşlar. Size bugün bir tarif vermek istedim. Tabii önce yeşilliklerimize bakarak başladık yayınımıza. Gördüğünüz gibi gene tavuklarımın yanındayım. Size bugün sosyete tavuğu dediğimiz çok lezzetli, enfes bir tavuk tarifi vereceğim. Yalnız lütfen fakir olanlar bu videoyu seyretmesin arkadaşlar. Çünkü adı üstünde sosyete tavuğu tarifi bu. Gördüğünüz gibi tavuklarınızı önce belli bir boya getiriyorsunuz. Fakat yetiyor mu bununla? Hayır. Gördüğünüz gibi helvamız var. Gördüğünüz gibi fıstıklarını da görüyorsunuz. Çam fıstığıdır bunlar. Alıyoruz bir güzel bunları. Gördüğünüz gibi fıstıklarımız içinde bol fıstığı olan helvamız yapılmış durumda. Bunu sosyete tavuğumuzda nasıl kullanacağız? Sosyete tavuğu yapmadan önce daha önceden yetiştirmiş olduğumuz, büyütmüş olduğumuz tavuklara bu pahalı, kilosu 150 lira olan fıstıkların kullanıldığı enfes irmik helvasını yediriyoruz. Bakın takır 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 yiyorlar. Bunları yedikten sonra tabii ki ne olacak burada? İçti pardon, elimi ısırdılar o arada. Kilosu 150 lira olan fıstıklarla yapmış olduğumuz irmik helvamızı yedikten sonra bunlar sosyete olmuş oluyor bu tavuklar. Ve daha sonra bu tavukları bildiğimiz standart usulde pişiriyoruz. Ve sosyete tavuğu olmuş oluyor arkadaşlar. Neden dolayı? Pahalı yemle beslediğimiz için. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Evet, bu tarifimi de vererek sizleri iyice fakirleştirebileceğimi düşündüm. Gördüğünüz gibi öyle sosyeteler ki yedikten sonra bitirdiler. Parmağımı da yemeye aklışıyorlar. Elim ısırdı az önce. Neyse. Gördüğünüz gibi bu tarifimizi de size verdik. Sosyete tavuğumuz bu şekilde yapılıyor. İlgi ve alakanız için teşekkür ederiz. Bir dahaki tarifimizde sizleri fakirleştirmek için, uğraş vermek için bir yayınımızda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Afiyet olsun size şimdiden 150 liralık fıstık yedirdiğiniz sosyete tavuğunuz.